Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal mürselin ve ilhame melâiketil mukarrabin. Hadari ve hadami veya katan. Feali vezindeki kelimeler ayınlara alem, müennes ayına alem oldukları vardır. Feali vezinde bir sıfat olanlar var, fesaki. Efendim, bir fecari, el fecere manasında, bunlar değil, müennese alem olan, ayin ve müennese alem olan feali kalıbı. Bu konuda Hicazlılar bir görüş ileri sürüyorlar, mebniliği murabili açısından. Beni Temim de ikiye ayrılarak onlar da birer görüş belirtiyorlar. Dolayısıyla feali vezninde müennese alem olan kelimelerde mureblik, mebnilik, gayr-ı musariflik açısından üç görüş çıkıyor. Birisi Hicazlıların görüşüdür. Birisi ikisi de Beni Temim'in görüşüdür. Şöyle diyelim. Feali diyelim. Üçe ayıralım. Burada Ehli Hicaz diyelim. Burada Benu Temim Akalluhum diyelim. Burada da Benu Temim Ekseruhum diyelim. Arkadaşlar, Ehl-i Hicaz, feali kalıbındaki kelimenin ahiri ra ile bitmiş olması ile bitmemiş olması arasında fark söylemez. Şimdi arkadaşlar, Beni Temim ile Ehl-i Hicaz, feali vezinde müennes-i alem olan kelimelerde Ehl-i Hicaz, feali kalıbında mıdır, müennes-i alem midir? Tamam. Ahirinde ra varmış yokmuş, bunlar kesre üzere mebnidir derler. O zaman, Câetni hadaru hadari demezler. Câetni hadari, râitu hadari, merartu bi hadari. Kesre üzere mebnidir. Kime göre? Ehl-i Hicaz'a göre. Şu hadari ahirinde ra olana misaldir. Hadami ve katami ahirinde ra olmayana misaldir. Dolayısıyla gayr-ı munsariflikle hiçbir alakası yok. Kime göre? Ehl-i Hicaz'a göre hiçbir alakası yoktur. Geçelim Beni Temim'e. Beni Temim'in bir ekserisi var, bir de ekallisi var. Beni Temim'in ekserisi, ahirinde ra olanla ra olmayanı ayırırlar. Diyor ki bunlar ekserisi, habari, aynı Ehl-i Hicaz gibi mebniyün, kesre üzere mebnidir derler. Katame, ahirinde ra olmayanı temsil eder, gayr-ı munsariftir derler. Beni Temim'in ekserisi, hadari gibileri kesre üzere mebni diyorlar, Ehl-i Hicaz gibi. Katame gibi ahirinde ra olanları da, ra olmayanları da gayr-ı munsarif olarak kullanıyorlar. Beni Temim'in ekalline gelince, ister ra olsun ister ra olmasın, gayr-ı munsarif diyorlar. Tamam. Şimdi feali vezindeki kelimelerin murabliği ve mebniliği konusunda veya munsarifliği ve gayri munsarifliği konusunda Ehl-i Hicaz'ın, Beni Temim'in farklı görüşleri var. Ehl-i Hicaz diyorlar ki feali vezindeki müennese alem olan kelimeler ahirinde ra olsa da olmasa da kesre üzere mebnidir. Ehl-i Hicaz böyle söylüyor. Beni Temim'in ekalli gayr-ı munsariftir diyor. Gayr-ı munsarif olmasının iki gerekçesi var. Bir gayr-ı müennes-i alemdir, müenneslik var. İki de alemiyet var. İki illetle kelime gayr-ı munsariftir. Yani gayr-ı munsariftir diyenlerin problemi yok orada. Niçin problem yok? İki illet var. Bir müennestir. İki nedir? Alemiyet var. İki illetle kelime gayr-ı munsariftir. Bu da tamam.
Burada da problem yok. Geçtik Beni Temim'in ekserisinin görüşüne. Beni Temim'in ekserisi diyor ki Hadari gibiler kesre üzere mebnidir Hicazlıların dediği gibi. Ama Katame gibiler Beni Temim'in ekallinin dediği gibi gayr musariftir diyorlar. Bu da anlaşıldı mı? Bu kadarıyla anlaşıldı, doğru mu? Şimdi bu Beni Temim'in ekserisi burasını ayrı, burasını ayrı deyince diyorlar ki Hadari neden mebnidir? Yani Katame mebni değil de Hadari niye mebnidir? Diyorlar ki Hadari'de bir defa iki illet kesin var. Nedir o? Birisi alemiyet, birisi de müennestlik. Biz bunu hani fiile benzemiş oldu ya, biz bunda bir tane daha illet bulursak, fiile benzerliğini biraz daha kuvvetleştirirsek, hani fiilde mebni olduğu gibi biz de bunu mebni yaparız diyorlar. Dikkat edin buraya arkadaşlar. Beni Temim'in çoğu aslında adilliği efendim Hadari'de aramışlar. Dediler ki burada iki illet var. Bir de adillik koyalım da üç tane illetle fiile benzerliği çoğalmış olsun. Gayr-ı musarif değil, mebniliğe taşıyalım bunu dediler. Dolayısıyla Hadari gibilerde alem olması, müennes olması, bir de adillik kelimeyi ne yaptılar? Mebni yaptılar. Arkadaşlar, râ'da tekrir sıfatı var. Davari, bevari, râ'da tekrir sıfatı var. Râ, bizim talim hocamız vardı Yeşil Cami'de. Râ'da i patlatırdı. Râ, ri, ru diye râ'daki tekrir sıfatına vurgu yapardı. Râ ağır bir harftir, tekrir sıfatı olan bir harftir. Dolayısıyla bu râ'daki ağırlık sebebiyle bunu kesre üzere mebni yaptığı zaman bir kolaylık oluyor. Ancak bunun mebniliğini anlatırken diyorlar ki iki tane illet var, bir tane daha koyalım devreye. Ne koyalım? Adillik koyalım. Ve böylece ne olmuş olsun? Diyelim ki bu sebeple, bu gerekçeyle kelime mebni oldu diyelim. Yani benzerlik çoğalınca sadece munsarifliği gitmedi bunun. Murabliği de gitti, mebni oldu diyelim dedi. Fakat burada şöyle bir sıkıntı çıktı karşımıza. Beni Temim'in bu iddiasının karşısında şöyle bir sıkıntı çıkıyor karşımıza. Katame kelimesi gayr-ı musariftir. Niye gayr-ı musariftir? Efendim bir müennestlikten dolayı, iki alemiyetten dolayı. Bizim burada adillik ihtiyacımız var mı? Yani adillik diye bir illete ihtiyacımız var mı? Yok. Peki burada da adillik var dediler. Adli takdiri var dediler. Niye? Burada var dedikleri için buna mecbur kaldılar. Yani şurada var dedikleri için, bu da aynı kalıp, o da aynı kalıp. Sadece ahirinde ra var. Ra ağır bir kelime olduğundan dolayı, yani affedersin, ra ağır bir harf olduğundan dolayı burada mebniliği kullanmışlar. Fakat burada mebni değil, gayr-ı musarifi kullanmışlar. Ama gerekçe anlatırken bunun mebniliğinde, mesela bakın Beni Temim'in akallisi hiç mebni yapmamış. Ne yapmış? Hep gayr-ı musarif yapmış. Beni Temim'in çoğu ayırmış, ra ile ra, ahiri ra ile bitenle bitmeyen arasını ayırmış. Ahirinde ra olanı mebni yapmış, öbürünü ne yapmış? Gayr-ı musarif yapmış, diğerleri gibi. Peki o zaman diyorlar ki madem Hadari'de adillik var dedik, o zaman Katame'de de adillik var. Burada itibar edince burada da itibar etmek lazım geldi. Fakat İbn Hacibe şarihler burada şöyle itiraz ediyor. Diyorlar ki bizim konumuz gayr-ı musarif illeti sayılan adilliktir. Katame babında Beni Temim'in çoğu adillik var demeleri kelimeyi gayr-ı musarif yapmak için değil. Hadari gibilerde, tavari gibilerde itibar ettiklerinden dolayı madem orada itibar ediyorsun burada da itibar et. Buna bir başka itiraz da gelebilir arkadaşlar. Orada adilliği itibar edince kelimeyi gayr mebni yapıyorsun. Burada itibar edince niye mebni yapmıyorsun? İtirazı da gelebilir. Ancak ve hadihi munasebatun zekeruha ba'del vuku. İbn Hacib Hazretlerine itiraz edenler ne diyorlar? Adli takdiriyi anlatırken ve babi katame fi Beni Temim. Beni Temim'e göre Katame babında da adli takdiri vardır. Adli tahkiki değil, mukadder olan bir asıldan ödül etmiştir diyor. Biz bunu ne diyoruz? Katame katımetünden ödül etmiştir.
Niye qatımetün dedik, Ömer'de amiretün demedik de burada qatımetün diyoruz? Çünkü bu müennes alemdir. Müennes alem olduğu için ne diyoruz? Qatımetünden ödül etmiştir. Bilmem anlaşılabildi mi, anlatabildim mi? Katame babını. Şimdi burada Musannif'in ilk söylediği bize hadli takdiriyi anlatırken katame babı dedi. Bab dediği zaman arkadaş ne anlaşılıyor? Hani ifal babı, tefil babı, katame babı. Katame babı deyince aklına ne gelecek? Feali vezninde müennesi alem olacak. Ahirinde ra olmayacak. Katame feali veznindedir. Ahirinde ra yoktur. Efendim müennesi alemdir. Babı katame bu demektir. Müennesi alem olan müennes ayınlara alem olan feali vezninde ahirinde ra olmayan kelimeleri beni temim gayr munsarif olarak kullanıyorlar. Bunların gayr munsarif olmasının da iki illetten birisi nedir? Alemiyettir. Birisi nedir? Müennesliktir. Peki biz alemiyet ve müenneslik varken bir daha adilliğe ihtiyacımız var mı? Yok. Adilliğe ihtiyacımız olmadığı halde Beni Temin burada da adli takdiri var demişlerdir. Neden demişler? Bizim ihtiyacımız yok. Gayr-ı musarif olarak ihtiyacımız yok. Neden demişlerdir? Çünkü aynı kalıpta müennesi alem olan, ahirinde ra olan hadari, tavari, bevari gibilerde adli itibar ederek kelimeyi mebni yapmanın sebeplerini araştırırken böyle bir şey yapalım. Daha fazla benzemiş olsun ve mebni olsun demişler. Burada adilli itibar ettikleri için burada da itibar etmişlerdir. İbn-i Hacib'e burada gelen itiraz nedir? Siz gayr-ı musarif bahsinde adilli anlatıyorsunuz. Buradaki adilliyi nazara itibara almanın bizim gayr-ı musariflik açısından nesi yoktur? Bir değeri yoktur. Öyleyse burası onun yeri değildir derler. Ama bizim için rahmet oldu. Şöyle açıdan rahmet oldu. Ve bâb-ı katâme fî benî temîm deyince feâli kalıbındaki kelimelerin ehl-i Hicaz'a göre kesre üzere mebni olduğunu mutlakan, yani ahirinde ra olsun olmasın, benî temîmin ekalline göre mutlaka gayr-ı musariftir. Benî temîmin ekserisine göre ahirinde ra olanlar kesre üzere mebni, ahirinde ra olmayanlar gayr-ı munsarif olarak efendim istimal edilirler. وَالْتَقْدِيرُ اَوْ تَقْدِيرًا كَعُمَرَ وَزُفَرَ وَبَابِ قَطَامَ ف۪ي بَن۪ي تَم۪يمٍ Ömer ve Züfer'de, Ömer amiründen ödül etmiş, Züfer zafiründen ödül etmiş. Bunları anlatmıştık, doğru mu? Ömer ile Züfer'i anlatmıştık. وَبَابِ قَطَامَ ف۪ي بَن۪ي تَم۪يمٍ Beni temimin ekserisine göre katame babı, yani feali vezninde, ahirinde ra olmayan, müennesi alem olan kelimeler nedirler? Gayr-ı munsarifdirler. Bunlarda ne vardır? Adli takdiri var. Buyur canım. Allah'ın rahatsızında teşekkürüm artık. Arapçada arkadaşlar çok kullanılan kelimelerde ne yaparlar? Tahfiflik yolunu seçerler. Çok kullanılan kelimelerde tahfifliği seçerler. Ağır olan kelimelerde de tahfifliği seçerler. Hadari, tavari, bevari gibi sonunda ra olan kelimelerde ra ağır harf olduğundan dolayı bazıları bunu hep mebni kullanmışlardır. Amile göre değiştirmemişlerdir. Aynı kalıptır. Es-sakinu izâ hürrike hürrike bil kesri. Salıveriyorsun. Fî diyorsun. Her ne kadar ehaful harekat fete ise de yani yerine göre mebnilerde fete üzere mebni yapmışlardır. Bir kısmında da salıverişmişlerdir kesre üzere. Onun için ahirinde ra olanlarda bazıları diyor ki feali kalıbında olanları ben ikiye ayırırım. Efendim ra olanlar, ra olmayanlar. Ra olanları mebni yaparım, ra olmayanları gayr-ı musarif yaparım. Ama yine baş tarafa dönüyorum. Ve hâzihi münâsebâtun zekeruha ba'del vuku. Şimdi bizim Karadeniz'de hepinizin de kendi memleketlerinde düşündüğünüz zaman buna benzer şeyleri görürsünüz. Şimdi Rize'nin atıyorum Pazar ilçesindeki şive ile Tütüncüler'deki veyahut da Kendirli'deki şive arasında farklılık olabiliyor. Trabzon'un Of bölgesindeki şive ile efendim Vakfı Kebir bölgesindeki şive ikisi de Karadeniz'dir, ikisi de Trabzon'dur, ikisi de Hamsi'dir. Ama ikisinin arasında ne olabiliyor? Şive farkı olabiliyor.
Yani Beni Temim kendi dillerinde, kendi aralarındaki kullanmalarında bir kısmı ne olarak kullanmış? Ra'lı olanı mebni olarak kullanmış. Kesre üzere mebni olarak kullanmış. Ra'lı olmayan katame gibileri ne olarak kullanmış? Gayr-ı musarif olarak kullanmış. Yani istimal böyle geldi. Bir başka bölgede de tamamı ne olarak kullanmışlar? Ra'yı varmış, yokmuş, önemli değil. Gayr-ı musarif olarak kullanmışlar. Şimdi tamamını gayr-ı musarif olarak kullananlar da problem yok. Çünkü ispatı çok kolaydır. Bir alemiyet, bir müennessik, iki illette kelime gayr-ı musariftir dersin, geçersin öteye. Ama bir şivede ra'lı ile ra'sız arasında fark varsa, ra'lıyı niye mebni yapıyorsun kardeşim ya? Siz hep Beni Temim'siniz. Arkadaşların hepsini gayr-ı musarif yapıyor. Siz niye ra'lı olanı mebni yapıyorsunuz? Ra'lı olan var ya, ra biraz ağır bir harf olduğundan dolayı kelimede bir siklet meydana getiriyor. Biz bunu bir hal üzerine bıraktığımız zaman bir kolaylık oluyor. Peki ispatlayacaksın bunun mebniliğini. Mebniliğini ispatlamak için diyorlar ki işte bir alemiyet, bir de müennessik var, bir illet daha bulalım, bunun fiile biraz daha fazla benzetmiş olalım. Kelimeyi mureblikten mebniliğe çevirelim. Şimdi onlar adilliği nerede itibar etmek zorunda kaldılar? Hadari gibi ahirinde ra olanlarda. Peki orada bunu itibar edince katamede bunu yoktur diyebilirler mi? Aynı kalıp, o da müennes, bu da müennes, o da alem, bu da alem. Bu sefer mecburen orada da bir adli takdiri var dediler. Burada iki tane şeyle karşılaşıyoruz tabii, problemle karşılaşıyoruz. Madem orada takdir ettin, burada da takdir ettin, niye onun mebni yaptığında bunu yapmıyorsun? Efendim, ra ile rahatsız arasında fark koyalım diye. Niye takdir ettin? Mecbur orada takdir edince, hadari hadiretinden udül etti diyorsan, burada da katami otomatikmen katametinden udül etti çıkıyor ortaya. Ama bütün bunlar hani sonradan anlatılan gerekçeler olduğu için yani böyle olduğundan dolayı, kural bunu gerektirdiğinden dolayı böyle yaptılar diyemiyoruz. Sadece beyin jimnastiği yapıyoruz, yapmışlardır. Gerekçe aramışlardır. Buldukları gerekçe de bundan ibarettir. Anlaşılan tarafı var mı arkadaşlar? Mebâb-ı katâme fî Beni Temîm. Musannife burada iki de, bir musannife bir de affedersiniz Beni Temîm'e bir itiraz gelebilir burada. Musannife denir ki sen gayr-ı musarif bahsindeki adilliği anlatıyorsun. Biz darda kalıp da gayr kelimeyi gayr-ı musarif yapmak için darda kalıp da adilliği buluyoruz. Sülâsede de öyleydi değil mi? Kelimeyi önce gayr-ı musarif bulduk. İllet ararken biz adilliği arayıp bulduk. Ömer'de de önce kelimeyi gayr-ı musarif bulduk. Adilliğe ihtiyacımız vardı, onun için adilliği bulduk. Katame'de bizim adilliğe ihtiyacımız yok. Olsa da işimize yaramıyor. Olsa da işimize yaramıyor. Katame, katımetünden ödül etti deyince elimize ne geçiyor? Para mı geçiyor? Yok. Kelimeyi zaten biz gayr-ı musarif yapmışız. Ne olarak? Alemiyet, müennes. Bizim buna ihtiyacımız olmadığı halde neden bunu zikrettin? Yeri değildir diye İbn Hacib'e itiraz edilebiliyor. Beni Temim'e yapılan itiraz ne olabilir? Yani madem hadaride ne yapıyorsun? Adli itibar ederek kelimeyi mebni yapıyorsun. O zaman katamede de adli itibar ediyorsan onu niye mebni yapmıyorsun? İtiraz edilir. Ne diyecek buna? Diyeceği şey de Yusuf Ali ne diyecek? Ra meselesi çıkıyor devreye. Ra biraz ağırdır. Onunla uğraşıp durmayalım. Harekeleriyle uğraşıp durmayalım. Hali üzerine bırakalım onu diyecekler. Peki arkadaşlar. Adil meselesi bitti. Hayırlı olsun arkadaşlar. Fel adlu hurucuhu an sigatihil asliyeti. Fel adlu bir ismin madul olması nedir? Hurucuhu o ismin çıkarılmış olmasıdır. Neden? An sigatihil asliyeti asıl sigasından çıkarılmış olmasıdır. Tahkiken muhakkak olan bir asıldan çıkarılmış olmasıdır. Ev takdiren atlayemileri dur. Ev takdiren veya mukadder olan bir asıldan çıkarılmış olmasıdır. Tahkiken bir asıldan, muhakkak olan bir asıldan çıkarılmış olması kesülâse ve meslese ve uhara ve cüm'a. Sülâse, meslese, uhara, cüm'a'de olduğu gibi. Sülâse, selâsetün selâsetünden udül etmiş. Uhara, el uharudan veya âhiru minden udül etmiştir. Cüm'a'da cum'undan veya cema'a veya cema'avattan udül etmiştir. Bunların
aslının böyle olduğu ma'dulun anhi tespit ederken birer kural elimizde vardır, değil mi? Sülâsede mana mükerrerdir, lafız da mükerrer olmalıdır. Kuralı vardır. Uhara'da ismi tefsilin üç istimalinden mutlaka birisi olmalı. Burada hiçbirisi yok. Öyleyse birisinden ödül etmiştir. Ancak izafetliği kabul etmiyoruz. Uymuyor da doğrusu burada. Efendim, cuma kelimesinde de bunun isim ve sıfat olma ihtimalleri var. Ecma kelimesi. İsim de olabilir, sıfat da olabilir. İsim olduğu zaman, sıfat olduğu zaman ef'alu fa'la'e. Ef'alu fa'la ne demek? Ef'alu fa'la dendiği zaman Yusuf'um ne anlayacağız? Yok, ef'alu fa'la dendiği zaman ne anlarız bundan? Müzekker ef'alu, müennesü fa'la vezinde olan sıfatı kelime demektir. Ef'alu fa'la bu demektir arkadaşlar. لِأَنَّهُ اَفْعَلُ فَعَلَى اَدَرْ Çünkü bu ef'alu fa'la eder. Ne demek yani? Yani bu müzekker ef'alu müennesi fa'la vezinde olan bir sıfattır demek olur yani. Kalıp olarak bunu böyle bileceksin arkadaşlar. اَفْعَلُ فَعَلَى sıfat olduğu zaman cemisi fu'ulun gelmesi lazım. Bu da cum'un gelmesi lazım. Böyle gelmeyip cum'u geldiğine göre böyledir. Veyahut da isim olduğunu kabul edelim. O zaman cem'anin cemisi sahra kelimesinin cemisi gibi fa'ala veya fa'lavat şeklinde gelmesi lazım. Bu cuma geldiğine göre demek ki anlıyoruz ki biz cuma kelimesi vasıfsa cum'undan, isimse cema'a veya cem'avattan udul etmiştir. Böylece bunların birer aslını kelime-i gayr-i munsarif olarak bulmanın dışında bir başka delille ispatladığımızdan dolayı buradaki adli tahkiki dedik. Muhakkak olan bir asıldan udul etti demiş oluyoruz. Ev takdiren veya takdiren udul etmiş olur. Ne gibi? Ke Umar ve Züfer ve Babi Katame fi Beni Temim. Umar, Züfer ve Beni Temim'in çoğuna göre Katame Babı gibi. Katame Babı deyince Ömer Faruk Efendi ne anlıyoruz? Faal ve zinde olup sonra olmayan ve müennes müennesi alem olacak. Müennes aynı alem olacak. Faali kalıbını şeyde okudunuz arkadaşlar. İzharda mebni bahsinde fesaki, fecari onları okumuştunuz. O konuyla ilgili efendim bilginiz vardır. Alimsiniz, o konunun alimesiniz. Belki üzeri biraz küllenmiştir. Sakın bana onu da telhis gibi söylemeyin. Evet. Peki arkadaşlar, böylece gayr-ı musarif bahsinin birincisi olan adil, illetlerinden birincisi olan adille ilgili bilgimiz tamamdır. Tahkiki ve takdir kısımlarına ayrıldığını söylüyoruz. Bunu arkadaşlar biz Molla Cami'den okuduğumuz zaman aşağı yukarı belki 4 günümüzü, bir haftamız almış olur. Burada tarif üzerine fel adlu hurucuhu, o tarif üzerinde girdiler çıktılar yapar. Her mahalleye, her sokağa girer çıkar. Şudur budur deyip gerçekten ciddi bir ilmi beyin jimnastiği yapar. Ancak bizim onlara kafi okurken girmemiz camiye hakaret olur. Yani Molla Cami okurken ne okuyacağız? Onları okurken nerede okuyacağız onları? Molla Cami'de okuyacağız. Kafanızı fazla karıştırmamızın bir anlamı yoktur.